aslında hemen hemen tüm siyasal parti geleneklerinde ya da siyasal partiler içerisinde zaman zaman bu tip tartışmaların olması kaçınılmazdır ve muhtemeldir. Ancak gelinen süreçte özellikle hükümet ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden Sayın Arınç ve Gökçe'nin yapmış olduğu tartışmaların biraz daha toplumda fazla yer bulması ve bunu çeşitli açılardan değerlendirmenin bir taraftan seçime gidildiği bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılması, diğer taraftan da AK Parti geleneği içerisinde aslında partinin kurumsallaştığı yönünden de durumu değerlendirirsek çeşitli açılardan bunun bu şekilde yoğun bir şekilde gündeme gelmesi kaçınılmazdı. Evet. Ancak bu tip bir tartışmanın seçimlere yönelik ya da siyasal gündeme yönelik sonuçlarının ne olabileceğiyle ilgili iki hususun altını çizerek aslında biz bu durumu yorumlayabiliriz. Bir tanesi Türkiye'deki siyasal partilerin kurumsallaşma geleneği üzerinden bakarak bunu analiz edebiliriz. Diğeri de AK Parti içerisindeki aktörler arasındaki bugüne kadar oluşmuş hukuk ve aynı zamanda da yine Sayın Arınç Başbakan ya da Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki düzeyi üzerinden bunu anlamlandırarak ya da bunu analiz ederek seçimlere yönelik ya da Türkiye siyasetine yönelik sonuçlarını analiz edebiliriz. Bir defa şunu söylememiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin bugüne kadar uzun dönemli iktidar tecrübesinde hem de parti tecrübesine baktığımız zaman 80'lerde 90'larda siyasal partilerin kurumsallaşamadığından dolayı Türkiye siyasetindeki krizlerin nasıl ortaya çıktığını bilerek AK Parti'nin kurulduğunu ve buna göre bir kurumsallaşmanın da çerçevesini çizerek bir tüzüğün oluştuğunu biliyoruz ve bu tüzük üzerinden baktığımız zaman ilkelerin çok daha önemli olduğunu, örneğin 3 dönem kuralının bu ilkeler çerçevesinde siyasetin kurumsallaşmasına yönelik Türkiye siyasetinde siyasal partilerin de daha uzun ömürlü ve siyaseten de istikrar sağlamaya yönelik bir parti duruşunun sergilendiğini görüyoruz. Buradan bakınca aslında bugüne kadar AK Parti içerisinde bu son tartışma değil. Bundan önce farklı tartışmalar çıktı ama bu tartışmalara baktığımız zaman da hemen hemen tüm süreçlerde aslında parti disiplini ya da partinin kurumsallaşmaları bu tartışmaları bir şekilde yönetti ve partinin içerisinde herhangi bir büyük kriz oluşmadı. Dolayısıyla tam da buradan baktığımız zaman AK Parti bugüne kadar hem parti içinden hem de parti dışından birçok krizlerle yüzleştiği için kriz yönetme becerisini de geliştirdi. Ve bu zaten tam da buradan baktığımızda bu aslında kamuoyunda çokça büyük bir kriz olarak tartışılan bu açıklamaların bir anlamda suhuletle sonuçlandırıldığını en azından aktörlerin bugünkü açıklamalar üzerinden biliyoruz. Bir tarafı bu. İkinci tarafı ise yine bunun seçimlere yönelik ya da Türkiye siyasetine yönelik etkilerini anlamlandırabilmek için genellikle bugüne kadar en azından 3-4 günlük süreçte yoğun olarak analizciler bunun aslında bir kriz üreteceğine yönelik çeşitli değerlendirmeler yaptılar. Tabii ki şunu anlayabiliriz. Siyasal partilerin ya da belirli siyasi duruşu olan aktörlerin bunu bir siyasal pragma temelinde seçime gidildiği bir dönemde çeşitli krizler üzerinden yorumlanması anlaşılabilir. Ama diğer taraftan siyaset analizcileri aslında siyasetin kendi dinamiklerini ve Türkiye'deki siyaseti ya da AK Parti'nin 12-13 senelik kurumsallaşma düzeyini göz önüne alarak ve bugünkü Türkiye'de siyasal partilerin de toplumsal karşılıklarını göz önüne alarak yorumlamaları gerekir. Siyasal partilerin içerisindeki bu tür tartışmaların krize dönüşebilmesi için öncelikle o siyasal partinin toplumsal karşılığının da bir kriz içerisinde olması gerekiyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden baktığımız zaman seçime gidilen bu dönemde oylarıyla ilgili kamuoyu araştırmalarında herhangi bir büyük bir düşmenin olmadığını, diğer taraftan partiye yönelik hem bu aday adaylığı sürecinde görüyoruz hem de tüm seçim başarıları dikkate alındığında partinin kendi içerisinde krize dönüşebilecek ya da alternatif siyaset merkezlerinin oluşabileceği bir siyasal atmosfer yok.
Dolayısıyla da parti içerisinde böyle bu tip açıklamalar kolaylıkla yönetilebilecek bir süreç doğuruyor. Dolayısıyla da kolaylıkla bu sürecinde partinin aktörlerinin açıklamalar üzerinden yönetildiğini görüyoruz. Diğer taraftan şunu da biliyoruz. AK Parti içerisindeki bugüne kadar krizlerde aslında güçlü liderlik ya da güçlü başkanlık üzerinden ya da siyasal aktörler arasındaki ilişki düzeyinin gelişmişliği üzerinden konuştuğumuz zaman hemen hemen tüm aktörler hemen bir araya gelerek bu tip krizleri bir anlamda demokratik bir çerçevede çözebiliyorlar. Dolayısıyla da gelinen noktada tabii ki bu bir siyasal parti içerisinde bu tip açıklamalar, bu tip farklı açıklamaların olması önemlidir. Evet. Ama tüm bu açılardan baktığımızda bunun seçimlere yönelik ya da Türkiye siyasetine yönelik çok da kriz üretebilecek bir duruma evrilmeyeceğini söylemek gerekiyor.